Kolejliler. Atanın izinde büyük 100 yıl kutlamamıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun idare olarak ifade ettiği Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz. Cumhuriyet tüm imkansızlıklara, zorluklara ve umutsuzluğa karşın milletimizin yeniden ayağa kalkmasıdır. Cumhuriyet, bir milletin özünde var olan birlik ve beraberlik iradesinin gerektiğinde tek söze ihtiyaç duymadan ortak bir bilinçte vücut bulmasıdır. Cumhuriyet, insanca, özgürce ve onurlu yaşamanın güvencesidir. Fikri, irfanı, vicdanı hür yaşamanın değişmez gereğidir. Bizler bu faziletleri gelecek nesillere anlatmanın ve aktarmanın büyük sorumluluğunu taşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleriyle aydınlanmış yolda emin adımlarla ilerleyen, cumhuriyeti ve demokrasiyi daha da yüceltecek ve bu değerleri gelecek kuşaklara aktaracak genç nesli temsilen birinci sınıf ve 12. sınıfı öğrencilerimizi sahneye davet ediyoruz. Ve ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum.
İnsanca yaşamaktır.
Bütün bu değerlere sahip olmak, Cumhuriyetimize sahip olup çıkmakla mümkündür. Sevgili gençler, bu emaneti korumak ve görevinizi yerine getirmek için bilgili, donanımlı ve güçlü olmak zorundasınız. Tarihimizi, kültürümüzü iyi bilmek durumundasınız. Hem milli hem de evrensel kültürü iyi öğrenmelisiniz. Çağdaş olmanın anlamını bilmelisiniz. Ülkemize ve milletimize karşı sorumluluklarını bilen, dünya milletler ailesinin bir üyesi olarak bağımsızlığımıza ve geleceğimize yönelen tehlikeleri zamanında sezebilen ve bunu başarabilmek için devamlı kendisini yenileyen, geliştiren gençliğe ihtiyacımız vardır. Gençler, size sunulanın dışında daha iyisini istemek, çağın gereklerini yaşamak hakkınızdır. Size güveniyoruz, size inanıyoruz ve umut ediyoruz ki ülkemizi bulunduğumuz yerden çok daha ileriye götürecek gençlik yetişmektedir. Cumhuriyet bayrağını devralmak için bekleyen gençler, en büyük bayramınız kutlu olsun. Nice yüzyıllara. Thank you.
sizin hazırladığı Cumhuriyete Giden Yol gösterisiyle baş başa bırakıyoruz. Evet, ona Atatürk dedik. Atatürk'e bu adı neden verdiğimizi hepimiz gayet iyi biliyoruz. Fakat Mustafa Kemal'in nasıl Atatürk olduğunu, devrimlerini nasıl gerçekleştirdiğini, Cumhuriyet fikrine nasıl ulaştığını belki de tam anlamıyla bilemiyoruz. 1896'da Osmanlı İmparatorluğu'nun, ki imparatorluk denecek bir yanı kalmamış, yabancı ülkelerin deyimiyle hasta adam olmuş bir devletin Selanik'te doğmuş ve kendi kararıyla askeri liseye kaydolmuş 15 yaşında bir çocuğuydu Mustafa Kemal. Devlet de halk da yoksul, sosyal hizmetler sıfıra yakın, sanayi sıfıra yakın, sosyal hayatta kadının yeri yok. Tüm bunlara rağmen Mustafa derslerinde başarılı. Hele ki aritmetik dersinde üstüne yok. Arkadaşı Ömer Naci bir gün... Mustafa, geceleri koğuşta yatarken bazen uyku tutmuyorum. Ben de bol bol kitap okuyorum. Fakat bütün kitaplarımı okudum. Senin kitaplarından birkaç tane ödünç alabilir miyim? Al tabii. Ama bende sadece ders kitabı var. Birkaç tane de öykü. Bak işte bunlar. Bunlar mı? Başka kitabın yok mu yani? Çok şaşırdım senin gibi zeki birinin bu kadar az kitap okumasına. Ayrıca bu kitapların çoğu ders kitabı. Zaten almak zorundayız. Diğerleri de eğlenceli öyküler. Hiçbiri de dünyayı ve hayatı yeteri kadar tanıyamazsın. Ömer Naci'nin kitaplarımı beğenmemesi çok ağrıma gitmişti. O gün karar verdim. Elime geçen iki kuruştan birini bundan böyle kitaplara yatıracaktım. Ömer Naci sayesinde şiir ve edebiyata merak saldım önce. Namık Kemal ve Tevfik Fikret şiirleri okuyor, diğer arkadaşlarımızla bu şiirleri anlamaya çalışıyorduk. Ancak o yıllarda yasak olan vatan kelimesini bu şairlerden öğrendik. Eğer öğrenmeseydik bugünkü devrimlerin hiçbirini gerçekleştiremezdik. Özellikle ilerleyen yıllarda Jean-Jacques Rousseau'nun Toplum Sözleşmesi adlı kitabı demokrasi kavramını öğretti bana. Thank you.
tepeyi kurtarır. Yıl 1916'dır. Mustafa Kemal bir tepeye oturmuş düşünürken yanına yaveri İzzettin Çalışlar gelir. İzzettin, savaştan sonra ilk işimiz Türk kadınına serbestliğini vermek, ona erkeğe eşit haklara sahip kılmak oldu. Paşa, tam savaşın en hararetli zamanında nereden geldi aklınıza Türk kadını? Nereden mi İzzettin? Tunu diğer adıyla Tayyip'e Tunu tanıdın. Bak, işte Ayşe Hatun. O da her Türk kadını gibi kucağında 8 aylık kızıyla beraber cepheye mermi taşıyor. Sen yüzlerce, binlerce yıl sonra doğacak Türk çocukları için şehit oldum. Bu benim için de, senin için de bir şereftir. Yeter ki vatan sağ olsun. Bu şehit olan çocuk ve evladını kaybedip feryadını içine gömen ana ne iktir ne de son. Thank you.
artık eksiğimiz kalmadı. Kurtuluş mücadelemize kaldığımız yerden devam edebiliriz. Thank you.
bize hami gerek diyorlarmış. Fakat paralamız tektir ve değişmez. Ya istiklal ya ölüm. Amacımız Türk halkın iradesini egemen kılmak. Bunun içindir ki Ankara'da olağanüstü yetkilere sahip bir meclis kurulacaktır. Bu açıklamanın ardından eski milletvekilleri saraydan ümidini keserler, Ankara'ya inananlar ışığa koşar gibi Anadolu'ya gelmeye başladı. Ve 23 Nisan 1920'de birinci meclis açıldı. Mustafa Kemal Paşa meclis başkanlığına seçildi. Onun başkanlığında çıkan yasa tasarısında ilk madde hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir oldu. Ve Atatürk 23 Nisan'ı çok sevdiği çocuklara ulusal egemenlik ve çocuk bayramı olarak armağan etti. Ve savaş yedi. Evet, cephede asker savaşır. Ama o yıllarda Anadolu'da bu böyle olmadı. Kadın erkek, genç yaşlı, tüm halk vatanını korumak için mücadele etti. Çünkü İstanbul hükümeti benzerine hiçbir yerde rastlanmayan bir anlaşmaya imza atmıştı. Sevr Anlaşması. Bu anlaşmaya göre ülkenin her bir yanı düşman askerleriyle sarıldı ve toprakları düşmanlarca parçalandı. Beni
başkomutanını bütün dünya telsizlerle arıyor. İlerlememizi durdurmamızı isteyecekler. Fakat ben herkese kesin emir verdim. Kimse telsizlere cevap vermeyecek ve yerimizi belli etmeyecek. Onlarla 13 Eylül'de İzmir'i kurtardıktan sonra orada görüşeceğim. Ahmet Ağaoğlu'nun da aralarında bulunduğu bir komisyon topladı.
yapılan görüşmeler sonunda... Efendiler, şimdi yazınız. Madde. Türkiye Devleti'nin hükümet şekli Cumhuriyet'tir. Ey atam, elbet gerçekleşecek emellerim.
Çünkü ona göre Türk milleti zeki ve çalışkandı. Biz kurduk dedi Cumhuriyeti. Siz yükselteceksiniz. Duysun şimdi herkes. Biz operamızdayız. Küçük görme bizi. Biz yarının bilgileri Atatürk'ün emanetçileri. Durmak bilmeyiz. Yaşatmayız. Krallık bahsiz aslar. Yok dedi. Ben Atatürk, derim ki yurdumuz ağaçlarla, okullarla, yollarla, fabrikalarla dolacak, çalışacaksınız da. Ben Atatürk, derim ki ellerinizde bilginin, hürriyetin ışığı, avuçlarınız doğmak üzere olan bir çağrılanmış bir evren kardeşliğinde çoğalacaksınız da. Ben Atatürk, derim ki yükseleceksiniz göğe, dalgalanacaksınız da. Al yıldızı bayram elinizde, cumhuriyet aşkı yüreğinizde uzanacaksınız sonsuzluğa. Yanlış yola sevk edenler, biliniz ki çok kere din perdesine bürünmüşler. Saf ve temiz halkımızı hep şeriat sözleriyle kandırmışlar ve kandırmaya devam edecekler. Dini kendi çıkarlarını alet etmeye tenezzül eden sahte ve amansız alimler, tarihte daima rezil olmuşlar, rezil edilmişler ve daima bitmemiştir. Sizler onları tamamlayacaksınız.
siz de sizden sonrakilere benim sözümü tekrar ettiniz. Benim en büyük eserim Türkiye Cumhuriyeti'dir. Sizler geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Ülkeyi asıl aydınlığa boğacak olan sizlersiniz. Bunun içindir ki bu kıymetli vazifeyi ve görevi iyi biliniz ve çok çalışınız. Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazinenden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici benhahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namusait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde olabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet pakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanlı mevcuttur. Vatan ve milletin selameti için her zorla iman